Bundan böyle Kara Hasan arazisinin yeni sahibi benim. Ne söylüyorsun sen? Bahçelerimiz ne olacak? Neyle geçineceğiz biz? Doğru söylüyorum Eylem teyze. Doğru söylüyorum. Siz de isterseniz tarlalarda çalışabileceksiniz. Çalışanlara emeğinin karşılığı verilecek. Toprakların tapusunu aldın diye bizim de tapumuzu almadın ya. Şartlarıma uymayan, istemeyen gidebilir. Ne oluyor ana? Topraklarımızın yeni sahibi bu soykaymış. Bahçelerimizi alıp ırgat edecekmiş tarlalarında. Size yarına kadar mühlet. Düşünün, taşının kararınızı verin. İster kalır çalışırsınız, isterseniz gidersiniz. Bunu böyle belirleyin. Doğrusu size hayran olmamak elde değil Selam Hanım. Köylüler karşısında gösterdiğiniz dirayet takdire şayandı. Başka biri olsa bir geri adım atıp köylüyle hemen anlaşmaya kalkardı. Bugün sizin gücünüze bir kez daha hayran kaldım. İltifatınız için teşekkür ederim Orhan Bey. Ama bu iş sandığımdan daha zor olacak, belli oldu. Endişelenmeyin. Siz geri adım atmadıkça köylünün eli kolu kanuni açıdan bağlı. Hiçbir şey yapamazlar. Kemal'in annesi çok inatçıdır. Baksanıza, köyün meydanında nasıl herkesi de arkasına aldı. Eninde sonunda yaşlı bir kadın. Bize ne kadar zararı dokunabilir ki? Ciğerinin sapından vurulasıca. Yaşları kara gelesice. Nasıl bize çıkın gidin der o? Buradan ancak ölüm çıkar. Hiçbir yere gitmem. Bu topraklar bizim. O soysuza bırakmam. Bu topraklar senin Meryem teyze. Elbette çıkmayacaksın. Serap Hanım vaktiyle kocasının bize ettiğini etmeye çalışıyor. Ama kocası kadar kuvvetli değil. Değil. Değil ama. Nasıl esti gürledi meydanda? Esip gürlemeyle olmaz bu işler. O da bizim kim olduğumuzu öğrenecek vakti zamanıyla. Peki şimdi ne yapacağız? Elimizden ne gelir ki? Ne mi yapacağız? Savaşacağız. Direneceğiz. Biz direnirsek kolu kanadı kırılır. Hem ersiz kadın başına nereye kadar baş edebilir ki bizle? Dur Nele. Bir hal çaresi buluruz elbet. Oğlum, sen herkesten iyi bilirsin o soykanın ne hadsiz olduğunu. Ne hal çaresi bulunacak ki? Halideciğim, habersiz geldim. Kusura bakma. Ne demek, hoş geldin. Buyur. Oh, hoş bulduk. Seher, sen iyi misin? Demek moralsiz olduğum o kadar anlaşılıyor. Yani? Orhan'la ben boşanıyoruz halde. Aa, boşanıyor musunuz? Ama neden? Diyelim ki anlaşmaya yanaşmadılar. İşçin olmayacağız, topraktan da çıkmıyoruz dediler. O vakit ne yapacağız? Bu mesele için endişelenmenize gerek yok. O durumda jandarma devreye girer. Önce isyan ederler, karşı çıkarlar ama sonunda mecbur kalırlar. Merak etmeyin. Bu arada yarın akşam çiftlikte bir davet vermeye karar verdim. Doğum günüm vesilesiyle. Öyle mi? Demek doğum gününüz. Aslında Serap adını alışımın ilk yıl dönümü. Ama benim için doğum günümden daha kıymetli bir gün. Anlıyorum. Eşinizle birlikte gelirseniz çok sevinirim. Ben gelmeyi çok isterim tabii ama Seher gelemez. Biz boşanıyoruz.
Neden? Aa, kusura bakmayın. Bu durum beni alakadar etmez tabii. Aslında bu sizi de alakadar ediyor. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Orhan'ın sana böyle bir şey yapabileceğini ihtimal vermezdim. Değil mi? Tuhaf. Sen onca yıl benim gibi bir kadınla evli kaldıktan sonra git basit kenar mahalle dilberi Serap'a tutul. Seher, sana bir şey soracağım. Orhan bu durumu sana nasıl açıkladı, yoksa sen başka bir şekilde mi öğrendin? Aslına bakarsan Orhan bu konuda açık bir itirafta bulunmadı. Ama ben bunun şüphesine bile tahammül edemem. O yüzden Orhan'dan derhal boşanmaya karar verdim. Seher, bir şüphe uğruna evliliğini bitirmen doğru mu sence? Bütün bunlar senin kuruntunsa. Haldeciğim, insan kocasının gözüne baktığı zaman başka bir kadın olup olmadığını anlayabilir. Sen olsan, kocanın aklında başka bir kadın varken onunla hala evli kalabilir miydi? Haklısın. Beni mazur görün ama boşanmanızın benimle ne gibi bir alakası var anlayamadım. Size karşı olan hislerimi Seher'den daha fazla saklayamadım. İnanın, duygularımı bastırmak için çok çabaladım ama beceremedim. Ben size aşık oldum. Serap. Ama Orhan Bey, ben... Hiçbir şey söylemenize gerek yok. Çok şaşırdınız biliyorum. Zaten aşkıma karşılık vermenizi de beklemiyorum sizden. Böyle bir şey kesinlikle olamaz zaten. Kusura bakmayın, ben size boşuna umut vermek istemem. Affedersiniz ama yanınızda olabilmekten daha büyük bir umut yok benim için. Sadece buna izin vermeniz, dostluğunuzdan mahrum bırakmamanız benim için kâfi. Umarım çok şey istemiyorumdur sizden. Bence bu konuşmayı hiç olmamış varsayalım. Benim yüzümden boşanmanızı falan istemem. Aslına bakarsanız Seher'le olan evliliğimiz uzun yıllar önce bitti. Sadece kızımız için beraberliğimiz devam ediyordu. Sevgi, aşk, bunlar benim için sadece mazide kalan şeyler. Ancak sizi tanıdıktan sonra duyduğum heyecan, artık bu evliliği devam ettiremeyeceğimi görmeme neden oldu. Şaşkınlığınızı anlıyorum. Ama şunu söylememe izin verin Serap. Siz yalnız kalamayacak kadar güzel bir kadınsınız. Ancak size olan hayranlığımın tek sebebi bu değil. Her şeyi tek başınıza idare ederken, tek başınıza çocuk büyütürken bunca yükün altında göstermiş olduğunuz dirayet. Eğer suçum sizin büyünüze kapılmaksa cezamı çekmeye razıyım. Kusura bakmayın Orhan Bey. Ama benim Muzaffer Ali'ye bakmam gerekiyor. Demek Orhan bu yüzden mahkemede beni karşısına aldı. Ama ne yalan söyleyeyim, yine de çok şaşırdım. Niye şaşırıyorsun Haldeciğim? Aslına bakarsan şaşırmaman lazım. Erkekler kurtarılmaya muhtaç, zavallı, basit. Öyle kadınlar gördüklerinde dayanamazlar.
Bizim gibi zeki, kültürlü kadınlar korkutur onları. Hele bir de zaman geçip onların zaaflarını nasıl kapattığımızı fark ettiklerinde kendilerini iyice zayıf hissederler. Onlar hükmedebilecekleri kadınları arzularlar. Ya, bu iş böyle. Kaderin oyununa bak. İkimizin evliliği de aynı basit kadın yüzünden sona eriyor. Yo. Aslına bakarsan biz Kemal'le barıştık. Nasıl oldu bu? Yani sen son görüştüğümüzde oldukça kararlı görünüyordun. Evet öyleydi ama Kemal Kore'ye gitmekten vazgeçti benim için. Çok pişmandı. Barışmak istedi. Katil surette aralarında bir şey olmadığına inandırdı beni. Ben de kabul ettim tabii ki. Sonrasında da hamile olduğumu öğrendim. Aa, fevkalade bir haber bu. Çok sevindim Halide. Teşekkür ederim. Barışmanız isabetli olmuş o halde. Evet. Ya eline sağlık Seyyare bacı ya. Vallahi sabahtan beri kursağımdan bir lokma geçmedi ya. Öldüm acımdan. Bu hergele ırgatbaşı da öğle yemeği bile vermedi bana ya. Hiç şikayet etme Reşit Efendi. Hanım gene insaflı davrandı sana. Muzaffer Bey zamanında olsaydı çoktan kapıya konmuştun. Bir de temiz dayak yerdin. Vallahi doğru diyor. Hanım seni burada görse kıyametleri koparır ama. Abo, abo kim ne abo? Gene buldu kız. Ben size ne dedim? Ne dedim? Bu Orhandi'nin adamın hanımda gözü var dedim mi demedim mi? E dedi ne olmuş? Ne olmuş? Daha ne olacak? Adam resmin hanıma ilanı aşk ediyor. Yok canım. Ekmek musaf çarpsın kulaklarımla duydum. Tövbe tövbe. Bu adam evli değil mi? Hiç öyle şey olur mu? Vallahi bilmiyorum. Boşanacak mıymış neymiş? Kadar Ali'nin ısrar ettiğine göre hanıma nikah basmayı kafaya takmış demek ki. Bahale, bahale. Sen Serap Hanım ona ne dedi? Asıl onu bir söyle bakayım. Ay ne cevap verecek? Hiç yüz vermedi. Bak, bu Orhan Bey yakında çiftliğin beyi olursa hiç şaşırmayın. Laf. Yani hanım hiç attan inip de eşeğe biner mi? Muzaffer Bey kim, bu kim ya? Gülizar, kız, bu dünyada hiçbir şeye şaşmamak lazım, öyle değil mi kız? Ayıp, ayıp. Bilip bilmeden gene dedikodu yapıyorsunuz. Ya bakın, size söylüyorum. Bu Orhan Bey yakında bu çiftliğe kurulur. Ya, sana ne oluyor Reşit Efendi? Hı? Irgat halinle. Değil mi ama? Yani bu çiftliğin başına kim bey olmuş olmamış sahne diyorum. Şimdi böyle mi oldu Gülizar Hanım? Kendin yaptın. Ayrıca bu Irgat başı biliyor mu senin gelip de burada keyif çattığını? Aman be. Şurada iki lokma bir yemek yedirmediniz insana. Teklifimi düşündün mü? Ne teklifi? Ne teklifi olacak Ramazan? Dükkanda çalışma işini diyorum. Hem senin aklın nerede kaç gündür? Ya bir yerde del. Ya Pakizem dükkandaki işler bildiğin gibi del ki. Senin ne işin var orada? Ya ne olur canım mutfakta çalışsam. Hem sana da bir faydam olur. Yok Pakizem bak ben bir yok diyorsam bir bildiğim var demektir. Demek öyle. Sen var ya kesin benden bir şey saklıyorsun Ramazan. Anlaşıldı. Demek gene basacağım o meyhaneyi. Sakın ha Pakize Hanım, sakın. Meyhaneye falan gelmek yok. Yemin ediyorum külahları değişiriz ha. Geldim. Hadi geç kalıyoruz. Geliyorum hafız.
Pakize, evden çıkmak yok, meyhaneye gelmek hiç yok. Söz mü? Kurban oldu. Damıtlayın, sana bağırdığım için özür diliyorum. Ama meyhaneye gelmeyeceğim. Ama bana söz ver, meyhaneye gelmeyeceğim. Söz mü? Söz diyelim bakalım Ramazan. Ama bu işten hiç hoşlanmadım, haberin olsun. Ben sana kurban olurum. Seni seviyorum. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olasın. Ben Pakize'ye delleniyorum ya. Gelmeyeceğim diyorum, geleceğim diyor ya. Var ya, ne yapacağımı şaşırdım. Kara kısmına fazla yüz verirsen işte böyle asları arsız olur derler erenler. Çok biliyorsun ya, konuşuyorsun. Sen şimdi bırak onu bunu da bu ayı bugün neyinle gelirse ne yapacağız Hafız, bir şey düşündün mü kardeşim sen? Ne bileyim ben ya. Adı üstünde ayı. Bak bal kokusunu çoktan aldı kopil. Bal kokusunu çoktan almışmış. Senin yüzünden kardeşim. Ramazan onu da ver, Ramazan meze de ver, rakı da ver, dansözü de çağır Ramazan. Adam başımıza tebelleş olur tabii. Yok ya. Ben mi yaptım bütün bunları? Ya. Başka çaremiz mi vardı? Ne? Bugün neyin gelsin var ya o bir daha. Onun böyle alacağım böyle ağzına, yüzüne, ağzına, yüzüne vereceğim. Bu taraftan çıkartacağım, yorulayacağım onu. Ya vallahi Allah göstermesin Ramazan. İyi de benim anlamadığım Gül'ü ne diye böyle bir şey yaptı? Ne demeye aldı o toprakları? Dönümlerce arazisi var zaten. Onca insanı evinden barkından edecek kadar ne derlendirdi Güllü'yü Kemal? Bana bak, bana söylemediğin bir şeyler mi var? Bana olan öfkesinden yapıyor Ahmet. Aklı sıra benden intikam alıyor. Canımı yakıyor. Aslına bakarsan pek de haksız sayılmaz. Ne demek şimdi bu? Güllü'ye onu sevdiğimi söyledim. Ne yaptın, ne yaptın? Gerçeği söyledim. Her şeyi bırak, bana gel dedim. Ah be kardeşim, sen ne yaptın? Kendi elinle bıçağı böğrüne saplamışsın. Hiç olacak iş mi bu? Senin aklın alıyor mu bunu Kemal? Seni sevdalanmamışsın Ahmet, belli. Aklının aldığı şeyleri yapamıyorsun sevdalanınca. Tam tersi. Aklını kaybediyorsun. İşte ben de tam aklımı kaybetmiş durumdayım. Güllü kollarımın arasındaydı. Sanki hiç gitmemiş, hep oradaymış gibiydi. İşte o vakit anladım ki o da bana sevdalı. Hala seviyor beni. Öfkesi ne ya o vakit? Biz ne için yaşarız Ahmet? Hı? Haysiyetimiz için. Vazifemiz için. Ailemiz için yaşarız. Benim bir ailem olacak Ahmet. Valide hamile. Benim vazifem de onun yanında kalmak. Güllü ona yalan söylediğimi sanıyor. Ama işin aslı bu işte. Git o vakit. Güllü'ye bütün bunları anlat. Sana olan öfkesiyle onca insanı evinden barkından etmesine izin verme Kemal. Anlayacaktır seni. O da ana nihayetinde. Biliyor musun onu? İnsan sevdiğinden duymak istediği sözleri başkasından duyunca bir tuhaf oluyor. Yüreğine bıçak saplanıyor, öfkesi bileniyor sanki. Neden beni sevmiyor diye. Ne diyorsun sen kızım? Ne oldu sana böyle? Yok bir şey ana. Kimden bahsediyorsun? Güllü, bir hal var sende. Senin gönlünde biri var ama ne vakittir gizliyorsun benden. Söyle anana bir kızım. Kimdir seni böyle üzen? Serap Hanım, Kemal Bey sizi görmek istiyor. Kemal mi? Ne? Ne işi var burada? Niye gelmiş? Bilmiyorum. Peki çağır gelsen.
Sen Ali'yi yatırın. Ne işin var senin burada? Neden geldin? Hangi yüzden? Seninle konuşmak için geldim Güllü. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Kemal. Git buradan. Söyleyeceklerimi dinlemek zorundasın. Ben hiçbir şeye mecbur değilim. Bu sefer beni dinleyeceksin Güllü. Bu sefer beni dinleyeceksin. Ben sana hiç yalan söylemedim. Aramızda geçenlerin hepsi gerçekti. Sana söylediğim her şey gerçekti. Aramızda hiçbir şey geçmedi. Anladın mı? Harbe gidiyorsun diye acıyıp gelmiştim Gara. Benimkisi sadece eski bir heves. Söylediğin sözlerin hiçbir kıymeti yok. Şimdi defol git buradan. Bir daha da bana dokunmaya kalkma. Bana olan öfken yüzünden masum insanların canı yanacak Güllü. Yol yakınken vazgeç toprak meselesinden. Aramızdaki mesele yüzünden insanların ocağı sönmesin. Sen kendini ne sanıyorsun Kemal? Sana olan öfkem yüzünden mi aldım ben o toprakları? Öyle olduğunu sen de biliyorsun. Kendini ne kadar mühim sanıyorsun sen? Merak etme. Sana olan kızgınlığımdan böyle bir şeye kalkışmam ben. Yine oyun oynuyorsun Güllü. Beni üzmek, benden intikam almak için şimdi bunu mu deniyorsun ha? İnsanları köylerinden, topraklarından attırmayı mı? Ben oyun oynamıyorum Kemal. Ama sen oyun oynamayı iyi becerirsin değil mi? Şimdi defol git buradan. Daha önce de bana olan öfken yüzünden gidip Muzaffer'le evlendin. Şimdi de bunu yapıyorsun. Dönüş olmayan bir yola giriyorsun Güllü. Asıl sen girdin o yola. Bana söylediğin yalanlarla. Yalan değildi Allah'ın belası. Yalan değildi. Neydi o zaman? Yalan değildi. Söylesene neydi? Anlattın mı karına beni de söptüğünü? Söyledin mi he? Söylemedim. Söylemeyeceğim de. Asla da bilmeyecek. Halide'ye dönmek zorundayım. Başka çarem yok. Defol git. Bıktım senin yalanlarından. Defol git. Hanımım, bir sıkıntım var. O köylülere söyle. Onları yarına kadar mühlet. Ya teklifimi kabul ederler... ...da kimsenin gözünün yaşına bakmam. Yasin Ağa. Çıkar bu adamı buradan. Şimdilik bir otele yerleşiyorum. Yakında boşanacağınız haberi tüm şehre yayılacaktır. Birlikte yaşamamız da tuhaf görünecektir. Gerçekten bu planın işleyeceğini mi düşünüyorsun? Ya seni reddederse? Ya kabul etmezse evlenmeyi? Biraz zaman alacaktır. Ama er geç kabul edecektir. Merak etme. O kadar vaktin olmayabilir. Ver şunu Seher. Ver dedim. Ya her şeyini kaybettiğini, partiden ihraç edildiğini öğrenirse... ...Adana'ya bu haberlerin gelmesi an meselesi. Orhan, Serap yanına yaklaştırmaz seni. Bunun olmaması için her türlü tedbir aldım ben Seher. Bu plan hiç kafama yatmıyor. Serap seninle evlenmeyi kabul etmeyebilir. Ya da bu işler çok uzun sürebilir. Benim o kadar bekleyecek sabrım yok Orhan. Hem Serap sana umumi vekaletname vermemiş miydi? Verdi ya. Bu durumda bankadaki tüm paraları alıp gidebiliriz. Derhal hemen kızımızın yanına Paris'e gideriz. Buradaki kimse anlamadan biz oraya varmış oluruz. Bir daha da Türkiye'ye dönmeyiz.
Böylece ne boşanmamıza ne de bu kadar uzun süre beklememize gerek kalmaz. Hı. Büyük düşünmüyorsun Seher. Neden biraz daha sabredip çoğunu elde etmek varken azıyla yetinelim? Ayrıca dünyada kaçak olarak niye dolaşalım ki? Her şeye kanuni yoldan sahip olmak varken. Bak Seher, iyi bir kumarbaz risk almasını bilir. Merak ediyorum. Serap'la evlenmekte bu kadar kararlı olmanın sebebi iyi bir kumarbaz olman mı sadece? Yoksa ona gerçekten aşık mı oldun? Saçmalıyorsun sen. Merak etme. Her şey istediğin gibi olacak. Bana güvenmiyorsun değil mi sen? Elbette. Güveniyorum. Ceketimi rica edebilir miyim? Merci. Ya. Nerede kaldın Kemal? Çok merak ettim seni. Bir şey mi oldu? Bizim köyün de içinde bulunduğu arazi satılmış. Öyle mi? Kim satın almış peki? Serap. Serap mı? Tarlalardaki her şeyi söktürüp pamuk ekecekmiş. Köydekiler de ırgatlık yapacakmış. Kabul etmeyen defolup gidecekmiş. Bu kadın iyice zıvanadan çıktı. Peki köylüler bu duruma ne diyor? Anam direnmekte kararlı ama diğerlerinin ne yapacağı belli olmaz. Ben ne yapabilirim senin için? Halde sen istersen bir süre burada kal. Hem sağlığın için böylesi daha uygun. Ben ortalık yatışana kadar köyde anamın yanında kalsam iyi olacak. Peki, ne yapmak niyetindesin? Bu meseleyle bizzat ben ilgileneceğim. Ben de o köyde doğdum. O topraklarda büyüdüm. Hiçbir şey yapmadan durup dururken anamın evinden toprağından atılmasına müsaade edemem. Herkesin kendi toprağında ırgatlık etmesine seyirci kalamam. Elbette kalamazsın. Birilerinin o kadına dilediği gibi at koşturamayacağını göstermesi lazım. Git ve ne yapmak gerekiyorsa onu yap. İyi geceler. Ramazan bak hele. He. Ha diyorum ki bu paranın yarısını saklasam. La oğlum bunca saat oldu. Hala yalan giden yok. Bu saatten sonra da yalmaz zaten. Ola ki gelir. Biz de deriz ki bugün bu kadar kazandık. Az birazından ona veririz. Böylelikle Keriz İbrahim'i uyuturuz. He, iyi düşündün kabak, güzel. Evet. Tamam. 50, 60, 70, 80, 95. Ya dur diyorum sana ya, kafamı karıştırıyorsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İbrahim. Dişine mangır değmiş maşallah. Tükkan değil, kerhane mübarek. Oh, mis gibi. İmam suyunu çak matize, uçlan mangizi. Ha?
Yazık. Bu akşam fazla duramayacağım. Uykum erken geldi Bezaloğlu. O yüzden voltamı alıp gideceğim. Sen işimi uzatmadan gör de gideyim. İşte İbrahim kardeş, burada insanlar var. Ayıp olmuyor mu birazcık? Ayıkmadın sen galiba Zaloğlu. Yoruldum dedim. Kes tıraşı da cazlama. Vermiyorum kardeşim. Alın teri bu, emek emek. Geç sen de çalış, sen de kazan kardeşim. Bak hele. Zaloğlu deli İbrahim'e kafa tutuyor, öyle mi? He lan öyle. Kafa tutuyorum, var mı? Ulan ben... Bir kurşun 50 kuruş Zaloğlu. Ona göre. Unutma, 50 kuruş. Hadi afiyet olsun abi. Kardeşim. Ulan senin gibi adamın ben gelmişinin, geçmişinin ta... Bak Hafız, bu son. Yemin ediyorum var ya, bir dahakine gelsin bu. Onun var ya, o elindeki tesbih onun... Gırtlağına sokmazsam adam derim ben. Koskoca davet. Böyle son dakikada mı haber verilir ya? Hacer karısı da yok. Nasıl yetişelim biz onca işe iki kişi? Yazık değil mi bize? He, yazık. Hem de çok yazık. Ama bu yazı Hacer'i göndermeden önce düşünecektiniz Gülizar Hanım. Ne demişler? Azma uzma, mezarını gazma. Şimdi de böyle Hacer diye devine devine olursun. Bıktım ben bu hayattan ya. Vallahi de bıktım, billahi de bıktım yani. Millete gelince deli azıklısı, bana gelince kıçık azıklısı ya. Ben bu Reşit denen ineğe de kalacak kadın değildim de. Bakma işte. Adam mı var çitlikte ha? Bu çitlikte kuruyup gideceğim ben ya. Ne kadersiz kadınmışım ya. Kız bir sus, tövbe de. Haline şükret. Neyin eksik? Sırtın pek, karnın tok, bir çatının altında yaşayıp gidiyorsun. Daha ne istiyorsun? Karnım tok. Evet ama ne ilersin ki, ruhum aç. Ya benim gibi das tamam, tam teşekküllü bir kadına. Reva mı bu Allah'ım ya? Şuna bak. Serap Hanım bile kendine yavuklu buldu ya. Kız, hız. Duyan olacak deli karı. Yine ağzının ayarı kaçtı. Aman, aman. Yok Seyyare bacı, yok. Ben burada böyle oturup duramam. Boşuna mı ben uğraştım, didindim ya? Ben bu kadere razı gelecek değilim. Gelmeyeceksin de ne edeceksin, he? Hanımım, köyden birileri gelmiş, size diyecekleri varmış. Gelsinler. Hoş gelmişsiniz. Sizi dinliyorum. Biz düşündük, taşındık. Teklifinizi kabul etmeye karar verdik. Yeter ki bu kış bizi evlerimizden, ocaklarımızdan atmayın Serap Hanım. Tarlalarda, ırgatlığa razıyız. Âlâ. Bu verdiğiniz karar hepimiz için en hayırlısı. Yalnız bunu sadece siz mi kabul ediyorsunuz, yoksa bütün köyün kararı mı bu? Meryem dezeler dışında herkes kabul gördü bunu. Pekâlâ. Gidebilirsiniz. Çok yakın zamanda tarlalarda çalışmaya başlayacaksınız. Gördün mü Yasin Ağa? Boşuna ev ham yapmışsın. Köylü hemen yola geldi, baksana. İnşallah dediğiniz doğru.
Ya uyuyor musun Ramazan? Ramazan. Buyur ya. Sakin ol Ramazan benim. Kusura alma kurban olduğum, ben böyle acip bir rüya görüyordum biliyor musun? Ondan. Kafa. Ne oluyor? Ramazan bu ne böyle? Ne oldu burana? Ya kurban olduğum, sakin ol, bir şey yok. Dükkanı kilitlerken kapıya çarptım kafamı. Sen kapıya çarptığına emin misin? Sakın başka bir şey olmasın. Ya kurban oldum, başka ne olabilir ki ne? Dükkanı kilitliyorduk. Hafız öyle kapıyı hızlı çekti biliyor musun? Gözünde gözlük var ya, görmüyor. O da benim geldi kafama çarptı, böyle oldu sonra da. Dur hele, şurada bir merhem olalım. Ya yok merheme, macuna ihtiyacım yok benim. Kurban oldum, iyiyim ben. Zaten acelem var, gideceğim. Tamam. Kurban oldum, bir bardak su ver hele ya. İyi etmedik kabullenmekle. Belki biraz direnseydik, köydeki bahçeler bizde kalırdı. Ya kardeşim, iyi etmedik diyorsunuz ama iş davranmaya gelince herkes sus pus. Ya bir dengenizde akıl koyaydınız ya, iş işten geçtikten sonra laf çok. Geçti borun pazarı, süreşe, nide. Ne oldu muhtar? Ya duymadın mı Kemal'im? Hasanlar çiftliğe gitmiş. Ne diye kendi kafalarına göre iş yapıyorlar? Her koyun kendi bacağından asılır. 4 tane bebesi var Hasan'ın. Evsiz baksız mı kalsın? Gerekirse kalacak. Boyun eğmek, adam satmak var mı bu davada Celal emmi? Doğru mu diyorlar Hasan? Serap Hanım'ın eline eteğini öpmeye gitmişsiniz, öyle mi? Başka çare var mı Yılmaz? Sağ konuşmak kolay. Tek tefeksin. Çoluğun yok, çocuğun yok. Ya biz ne yaparız evsiz topraksız kalırsak? Ya hadi, biz de kabul ediyoruz. Ne kadar çabuk pes ettiniz. Ciğersizlikler mi lan sizin bu yaptığınız? Yılmaz haklı Hasan. Böyle vazgeçmek olmaz. Az mı kahrını çektiniz bu toprakların? Bu topraklarda doğmadınız mı? Bu topraklar üzerinde koşup oynamadınız mı? Bu topraklarda kız sevmediniz mi? Çoluğunuz, çocuğunuz ayağını ilk kez bu toprağa basmadı mı? Düşmanı bu topraklardan babalarımız, dedelerimiz sürüp çıkardı. Şimdi bize yakışır mı böyle pes etmek? Ya iyi diyorsun, hoş diyorsun da Kemal'im, memlekette kanun var. Yani tapu kimdeyse toprak onun. Şimdi bu yarın jandarmaya gidip de Fuzuli işgalden tahliye isterse ne yapacaksın? Jandarma dokunamaz bize. Korkumuz yok onlardan bizim. İyi de nasıl olacak bu iş? Bir başımıza devlete, kanuna mı direneceğiz? Bir başımıza direnmeyeceğiz. Hep beraber olacağız. Tek olursak bükülürüz. Ama hep birlikte, hep beraber olursak hiç kimse hiçbir şey yapamaz bize. Bundan sonra Hasan yok, Köse yok, Yılmaz yok, Kemal yok, Orhan yok. Bundan böyle biz varız. Hepimiz biriz. Kemal doğru diyor kardeşim. Yarın bir gün çocuklarımıza ne hesap veririz ağalar? Bir eksik ete kuyruğumuzu kıstırıp kısacak mıyız ulan? Elbette fısmayacağız. Heh. Serap Hanım'a boyun eğini kalleş sayarız. Kabul mü? Kabul. Kabul. Kabul mü Hasan? Kabul. Kim neyi görüyorum? Hoş geldiniz kuzum. Hoş bulduk madam Emma. Akşam çiftlikte bir davet veriyorum. Gelirseniz çok sevinirim. Bien sûr. Onur duyarım. Çiftlikteki davetleri özledim. Eskiden ne sık olurdu. Ah, yeni gelen kostümleri görmek ister misiniz? Tabii. Voilà. Thank you.
deneyeceğim. Konaşı İtalya'dan geldi. Mutlaka denemelisiniz Serapcığım. Nasılsın? Çok çok iyiyim madem Emma, siz? Komsi komsa. İşler Halideciğim eskisi gibi değil. Ah, çok güzel olmuş. Bu size çok yakışmış. Mutlaka almalısınız Serapcığım. Alıyorum. Madem Emma, ipek kravat bakmak istiyorum. Kemal'e hediye alacağım. Siz bakıştınız. Evet. Çok üzgündü. Çok pişman olmuş. Yolda uzun uzun düşünmüş. Kore'ye gitmekten vazgeçmiş benim için. Ben de dayanamadım. Reşit Efendi. Ne? Bakıyorum da pek bir alıştın ya ırgatlığa. Alışmayıp da ne yapacaktın? Yani böyle kaderine teslim mi olacaksın? Ömrün boyu köle gibi çalışmak mı istiyorsun? Ha? Gülizar. Senin ağzının altında ne var? Diyorum ki... Hiç özlemedin mi şurada şu döşeye uzanıp da kahveni höpürdetmeyi? Ne bileyim, sabahla böyle üşüdüğünde bir avradın seni sarmasını neyim? Eskiden pek bir severdin de. Yani diyorum ki, koynuma girmeyi hiç özlemedin mi? Ha? Ha? Böyle sabaha kadar, her gece. Ah. O zaman saksıyı çalıştır Reşit Efendi. Çalıştır da yeniden çiftçi başı ol. Anladın mı? Hı? Sen anladın. Yalnız fazla beklemem. Haberin olsun. İnsanlar çeşit çeşit. En kurnazı kim? Berber Reşit. Ben çok, çoktan saksıyı çalıştırdım Gülizar Hanım. Şu Orhan Bey'e kendimi bir yamadım mı? İşte o vakit bu iş külliyen tamamdır. Oo, Paşazade. Ne zaman döndün Ankara'dan? Bu sabah geldim. Buyur, oturmaz mısın? Hoş geldin. Ankara kazanları neler kaynıyor bakalım. Maalesef kazanlardan iyi kokular gelmiyor Orhan. Remzi Bey ile karşılaştım. Remzi? Bizim partiden. İstanbul milletvekili. Partiden istifa ettiğinin doğru olmadığını söyledi. İhracın için dilekçeyi bizzat kendisi vermiş. Ne münasebe? Sen de bu saçmalığa inanmadın herhalde. Ben duyduklarımı aktarıyorum sana azizim. Kumar tutkunu yüzünden bazı çevrelerle yakışıksız münasebetlerde olduğun için ihraç edildiğin konuşuluyormuş. Hatta dedikodular Adnan Bey'in kulağına kadar gitmiş. Kumar borçların yüzünden tüm varlığına el kondu, her şeyini kaybettiğin konuşuluyormuş cemiyette. Yazık. Böyle bir iftira atarak beni lekeleyeceklerini hiç düşünemezdim. Politik ayrılıklarımızı böylesine çirkef bir iftira ile örtbas etmeye çalışmaları kabul edilemez. İstifamın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladım. Bak Paşazade,
hangi partiye hizmet ettiğini, kimlerle çalıştığına bir kez daha baksan iyi olur. Bugün benim hakkımda bunları söyleyenler, yarın itilafa düştüğünde kim bilir senin hakkında neler söyleyecekler. Eğri ya da doğru, eğer bunlar Adana'da yayılırsa itibarın iki paralık olur. Ve burada barınamazsın Orhan. Sen de bunları oturup dinledin öyle mi? Bunca yıllık dostluğumuza hürmeten ağızlarının payını verip iftiradır diyemedin ha? Böyle dedikodulara herkes kulak asar azizim. Zaten o yüzden uyarıyorum ya seni. Menşei gerçek olmayan dedikoduların önüne geçmek kabildir ne de olsa. Hoşça kal paşa sen. Selamünaleyküm hafız. Aleykümselam Ramazan. Ramazan. Sabaha kadar hiç uyumadım. Yasin okudum, dua ettim. Yüce Rabbim bizi bu İbrahim'den korusun diye. Sabaha kadar bir damla uyku girmedi gözlerime. Kurban oldum, sen niye kendini yordun ki? Ben o işi hallettim. Ne hallettin? Ne? Çarşıdan geliyorum ben şimdi. He? Bunu aldım. Hani Ramazan o ne? Tabanca. Ya onu görüyorum, kör değilim ama... Ne yapacağız biz bunu, onu anlamadım. Bu İbrahim ayısıyla baş etmenin başka yolu yok hafız. Göstereceğim bunu ona. Anlasın bizim boş olmadığımızı, anlıyor musun? Arı gibi pısıp alacak mıyız kardeşim? Herifin bizi donumuza kadar soymasını mı bekleyeceğiz? Ya sen neler diyorsun Allah aşkına? İtler, kopuklan, eşkıyayla biz nasıl baş ederiz? Ya Allah korusun bunun sonunda katil olmak var. Tövbe tövbe. Ya bak, yüce Rabbim bizi kötü kaderden, mahpuslardan, zindandan korusun. Ya hafız bir dur. Ne hatim indiriyorsun ya? Ne korkuyorsun ya? Kardeşim benim katil olmaya niyetim yok ki zaten. Ama hafız, yol yakınken biz bu adamdan kurtulmazsak bu işler sarpa sarmaya başlayacak. Yemin ediyorum sana. Bizim paramızı cebine indirdiği yetmiyormuş gibi bir de ahaliye madara olacağız. Anlıyor musun beni? Hafız, ben bu dükkanı onun cebine para girsin diye açmadım. Ne olacaksa olsun benim kimseden korkum yok. Baba, kıyak olmuşsun ha. Sayende. Bırak şimdi kıyağımı ya. Bak sana kimi getirdim. Ana. Hamza. Oğlum. Ne oldu sana? Yok bir şey anam. Bak. Geçti artık. Ben seni gördüm ya. Dünyalar benim oldu ana. Hamzam. Kadersiz. Biliyorum, kurban olduğum biliyorum. Üzülme ana. Ne kadar değişmişsin Hamza. Değişmez miyiz sen? Hamza, sen de sakallarını bir tıraş ettirsen ha? Keserim baba. Olur. Ana. Oğlum. Bu vicdan azabı beni yedi bitirdi. Ama varsın yesin, bitirsin. Ben her şeyi hak ettim ana. Ha, mahkeme yakınmış ha. Sen de kulağına geliyor mu oğlum? He. Yakınmış baba. Öyle değiller. Yakında çizerler kaderi. Rabbim, tövbe edelim. Pişman olan da yanındadır oğlum. Ana, ben ölmeyi hak ettim. Rabbim beni affetse de ben kendimi affetmem artık. Keşke Muzaffer'in canını alacağıma kendi kafama sıksaydım o kurşunu.
Ana, yeğenim nasıl? Çok iyi. Kocaman oldu. Görüş bitti. Seni dünya gözüyle gördüm yani. Artık ölsem de gam yemem. Ana. Hamzam. Baba. Anama iyi bak he mi? Yemekler hazır mı? Her bir şey hazır hanımım. Her şeyi yetiştirdik. Bu örtüleri sermeyin. İstemiyorum. Beyaz olanları serin. Şu çiçekleri de kaldırın atın. Vazgeçtim onlardan. Beyaz güller istiyorum. Her şeyin bu vakte kadar hazır olması lazımdı. Biz şimdi her bir şeyi yetiştiririz hanımım. Örtüleri neydi değiştiririm ben. Sen de giyin artık. Hazır ol. Bir iki saate gelmeye başlarlar yavaş yavaş. Anam yukarıda mı? Yok. Sabahından çıktı da nereye gittiğini demedi. Ben şimdi uyuturum Muzaffer Ali'yi. Evet Zehra. Düşündün mü söylediklerini? Dönecek misin evine? Yapamam Cemşir. Muzaffer Ali'yi bırakamam. Tabii canım, koskoca çiftlik varken tenekede ne işim var değil mi? Yok, o değil. O ne biçim söz öyle? Oğlunu özlemiş misin? Hem de nasıl özlemişim. O vakit anlarsın ben. Hadi Hamza'yı göremiyorum hapiste. Ama ya torunum? Zehra ben de değil mi? Torunumu görmek hakkım değil mi? Yapma Cemşir. Gülü seni çiftliğe sokmaz biliyorsun. O vakit sen onu dışarı çıkarırsın. Tövbe yapamam. Ne var bir kere dışarı çıkarsan? Buraya getirirsin. Ben de bakarım, görürüm, koklarım torunumuz be Zehra. He Zehra. Serap Hanım'ın çiftçi başı değil mi bu? Ne işi var burada? He ya, das tamam o. Hanım casus yollamış belli. Ne casusu ya? Ne istiyorsun Reşit? Niye geldin? Varsa bir diyeceğin söyle. Ya ben çay içmeye geldim. Acıkta soluklanacağım. Ne yani? Sizin köyde misafire böyle mi davranılıyor? Sapadır burası. Çay içmek için biraz uzak değil mi Reşit? Ya ben Darla'dan geliyorum. Bir çay içeceğim. Hem benden çekinmenize lüzum yok. Hanım beni de yaktı. Ben de artık çiftçi başı değilim. Sizler gibi ırgatım. Laf taşıyacak besbelli. Sen çocuk mu eğlendiriyorsun lan artık? Ya ne laf taşıyacağım ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu Yılmaz? Bütün köyü dolaştım. Herkesle tek tek konuştum. Netice? Herkes tamam dedi. Helal olsun size be Kemal'im. Yani sonunda bunların akıllarını başlarına getirdiniz ya. Aferin size. Direnmek kolay olmayacak. Bunu başta bilin. İlk yapacakları bizi birbirimize düşürüp birliği bozmak olacak. Tek tek gelip tehdit edecekler. Rüşvet niyetine para verecekler. İçimizden biri bu tuzağa düşerse hepimizi yıkar. Bundan bir süre önce şehirde... Fabrikada işçiler yine böyle birlik oldular. Bir arada durdular. Ama istediklerini aldılar. Demek ki oluyor. Demek ki yapılabiliyor. Yeter ki birliği bozmayın. Tamam mı? İyi, gidip Serap Hanım'a kararımızı söyleyek o zaman. Ben giderim Yılmaz. Serap Hanım'a kararımızı ben bildiririm. İyi, tamam kardeş. Hoş geldiniz. Serap Hanım, bu ne zerafet? Bu gece gerçekten göz kamaştırıyorsun.
Çok mersi. Buyurun. Öncelikle bu davetimi kabul edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bugün benim Serap adını alarak gerçek anlamda doğduğum gündür. Bunu başarmamı sağlayan ve bana hep destek olan merhum eşim Muzaffer'i huzurlarınızda hasretle anıyorum. Aziz hatırasına hürmeten onun yarım bıraktığı arzuları gerçekleştirmek benim için her zaman bir ödev olmuştur. Buna binaen şimdi sizlerle çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Muzaffer'in vaktiyle almayı çok istediği Kara Hasan arazisi Dinç Aslan çiftliğine dahil olmuştur. Beni bu mutlu günümde yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Kadehimi Serap Hanım'a kaldırıyorum. Serap Hanım'a? Merci. Çok güzel bir konuşmaydı Selam. Sağ ol. Kemal Bey. Serap Hanım'ı çağırır mısınız? Serap Hanım'ı çağırmak istedim ama maalesef şu an müsait değil. Gördüğünüz gibi bir davet var bugün burada. Siz buyurmak ister miydiniz? Konuşabilir miyiz Serap Hanım? Buyurun Kemal Bey. Ne istiyorsunuz? Yalnız konuşabilir miyiz? Ne söyleyecekseniz burada söyleyebilirsiniz. Tamam. Nasıl isterseniz. Bütün köy adına size kararımızı bildirmeye geldim. Köylüyle anlaştım ben. Benim için çalışacaklar. Size gelen arkadaşların hatalarını anlamaları pek uzun sürmedi. Ne demek oluyor bu? Ortak kararımız şu ki, şartlarınızı kabul etmiyoruz. Size ırgatlık yapmayacağız. Demek öyle. O halde sizi topraklarımdan zorla atmaya mecbur ediyorsunuz beni. Bence kararınızı tekrar gözden geçirin. Serap Hanım oldukça makul bir teklifte bulundu size. Ben sizin yerinizde olsam, köylüyü buna ikna etmeye çalışırdım. Sizin aklınıza ihtiyacım yok Orhan Bey. Ne benim ne de köylülerin. Küstahlaşmayın. Eğer lafınız bittiyse Gülizar yol göstersin size. Sana tavsiyem köylüyle uğraşma. Yol yakınken vazgeç bu işten. Yoksa sen zararlı çıkarsın. Sen beni tehdit mi ediyorsun? İleri gidiyorsunuz ama Kemal Bey, lütfen. Daha da ileri gideceğimden şüpheniz olmasın. Kusura bakmayın. Yarın ilk iş jandarmaya haber verin. Gelip alsınlar bu insanları topraklarımdan. Madem ki benimle anlaşmaya yanaşmıyorlar, defolup gitsinler. Anlaşıldı. Etraf sakin görünüyor. Bismillah. Ne bağırıyorsun lan? Ya bunun ne işi var senin üstünde Ramazan? Onu birdenbire çıkarınca ben birine hopladım yani. Ya nerede taşıyacağım? Kafama defse koyup üstüne bunu koyup öyle mi gezeceğim simitçi gibi? Üzerinde taşıyorum tabii. Bu boş değil mi? Gözünü seveyim. Bana boş de. Boş de. Boş. Al boş. Boş diyor ya. Boş ne işe yarar oğlum bu? Dolu tabii ki de. Şeker.
Ha. Çeke, şeytan doldurur diller. Sen merak etme, ben o şeytanın kafasına sıkarım şerefsizim var ya. Ya. Kontrol bende hafız bundan sonra. Kontrol bende. Ya geç onu. Çekmeceye mi koyacaksın? Nereye koyacaksın? Onu bir yerlere koy. Kaldır gözümün önünde, kalmasın buralarda. Geç. Tamam lan. Ne bu kadar detay yapıyorsun? Allah Allah, buyurun. Tamam mı? Dahil ettin mi? Selamun aleyküm. Allah! Demek kapattınız ha. Biliyorum vakit çok geç oldu ama benim canım bir bardak rakı çekti de. Gel Cemşir'a gel buyur. Gerekli telefonları açtım. Jandarma komutanı yardımcı olacağını söyledi. Âlâ. Gitmeden önce size küçük bir hediyem var. Hediye mi? Evet. Bugün Serap'ın doğum günü değil mi? Ben bunu kabul edemem. Lütfen beni kırmayın. Ben bunu kabul edemem Orhan Bey. Lütfen ısrar etmeyin. Peki. Bir gün almanız umuduyla. Yarın sabah ilk iş jandarmayı alıp köye gideceğim. Merak etmeyin. En kısa sürede çözülecek bu durum. Teşekkür ederim Orhan Bey. Rica ederim. İyi geceler. Size de. Beyim. Sen bin ol. Beyim, ben size bir şey söylemek istiyorum. Bugün köy kahvesine kadar gittim. Malumunuz, Serap Hanım'ın tarlaları geri aldığını Sahar Sultan bile duymuş. Sadede gel. He. Şimdi ben biraz böyle etrafı kolaçan edeyim. Hem de kulaklarımı iyice bir açayım istedim. Aa, iyi ki de açmışım. Bu köylüleri kudurtan hep Kemal. Kendi gözlerimden gördüm. Kendi kulaklarımla işittim. Şimdi beyim, besbelli bu iş iyice kızışacak. Sizin de şöyle köylünün dilinden anlayan birine ihtiyacınız var. Değil mi? O biri sen misin? Canım şimdi. Ben yani ihtiyaç duyarsanız aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Yani şimdi Maşa'yı biliyor musun? Maşa. Şimdi Maşa varken ateş elden tutulur mu? Değil mi? Tutulmaz. O Maşa sen mi olmak istiyorsun? Siz de karşılığında Serap Hanım'a benim tekrardan çiftçi başı olmam gerektiğini söylersiniz. Değil mi? Ona bakarız. Allah razı olsun. Bundan böyle her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Doğru. O kadından her şey beklenir. Bir an evvel hasatı toplamalıyız. Kemal kardeş, keşke sen karının yanına gitseydin. Ben buradayım nasıl olsa. Yok Yılmaz. Bu mesele çözülene kadar buradayım. Bu gece de gelmez artık. Dedim ya sana, sabaha kadar dua ettim diye. Yüce Rabbim bu dualarımı kabul etti. Bak salıverdi başımıza bu musibeti. Benim nefesim kuvvetlidir. Erenler kuvvetli. Bize ellemez artık. Hiçbir şey edemez. Hadi bakalım. Sen de o tabancayı bırak artık, tamam mı? Bırak.
Bugünlerin gelmedi ama bunun yarını var. Öbürsü günü var. Ha? Ha. Yani bura açıldığından beri her gece her gece gelmiyor mu zaten bu ayu? He. Geliyor. Ayı ola ayı. Bak bu gece gelmedi. Belki de daha kaymaklı bir kapı buldu da gelmedi. En iyisi sen o tabancayı ver başka birini. Yılmaz. Kolay gelsin. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayetiymiş o? Bu yaptığınız fuzulen işgale giriyor. Tapular Serap Hanım'a ait. Serap Hanım'ın izni olmadan bu topraklara mahsul ekemez, mahsul toplayamazsınız. Daha mahsulü kaldırmadık komutanım. Sedat Bey zamanında ektiydik. Hakkımız değil mi toplamak? Efendiler, bu toprakların tapularını Serap Dinç Aslan satın almış. Buralar onun malı. Bahele komutan, topraklara tapu gerekseydi Allah toprağı yaratırken tapusunu da verirdi. Anlaşmaya yanaşmazsanız mahsulünüz ziyan olacak. Serap Hanım hem mahsulün toplanması hem de tarlaların sökülmesi için size ayrıca para öneriyor. Parası onun olsun. O halde olacaklara razısınız. Fuzulen işgalden bizi mahkemeye vermekten başka çare bırakmıyorsunuz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Kemal, bu inadınızın kimseye faydası olmaz. Mahkeme kararı çıktığı anda sizi buradan zorla tahliye etmek durumunda kalacağım. O yüzden kimsenin canı yanmadan uzlaşmaya bakın. Kanunla baş edemezsiniz. Gidelim. Al bakalım oğlum. Al bakalım. Oo, aferin oğluma. Aferin. Güllü. Bu toprak işi nereye varacak? İyice düşündün mü? İnsanların bedduasını, ahını almak iyi bir şey değil kızım. Sen karışma ana. Güllü. Bak aklıma ne geldi. Bugün Muzaffer Ali'yi alıp şöyle bir nehir kıyısına gideyim. Havalar serinlemeden hava alsın çocuk. Evde çok huysuzlanıyor. Nehir mi? Nereden çıktı şimdi? Hiç. Öyle aklıma geldi. İstemezsen gitmeyiz tabii de böyle mis gibi nehir havası iyi gelir çocuğa diye düşündüm. İyi madem. Yasin Ağa'ya söyleyin götürsün sizi. Tabii. Madem. Gel bakayım, gel bakayım, gel. Ellerine sağlık, kurban oldun. Yemin ediyorum var ya, kulakları çınlasın. Seyyarı ananın menemenin aynı ya. Bal damlıyor benim karımın ellerinden, bal. Ne o aşka geldin? Ben de küsü sanıyordum. Kaç gündür ağzını bıçak açmıyor vallahi. Hiç öyle şey olur mu? Kurban oldum. Ne küseceğim? Bakma işte, başımızda bazı şeyler vardı onunla. Neyler vardı? Şeyler işte. Neyler Ramazan? Ya başımız bir belaya tutuldu ama kurtulduk çok şükür. Bela mı? Ne belası? Kafandaki şişlik de o beladan geldi değil mi? Ya geçti gitti şimdi ne yapacağım boş ver. Asıl ben seni çok ihmal ettim onun için kusuruma kalma. Yok canım ihmal değil de ben senin için endişelendim. Vallahi karnım ağrılar girdi Ramazan. Kara kara düşünüyordun. Yüzünden düşen bin parça. Bir şey de anlatmıyorsun zaten. Tamam kurban oldum hepsi geçti gitti bitti. Şimdi söyle bakalım. Ben bu dünyalar güzeli karımı bugün neyi nereye gezmeye götüreyim ha? Bilmem ki. Ne yapak, ne istiyorsun? Faydalı mı gelsek acaba? Ya sen iste, tayyareye binirim ben seni ya. Allah Allah, kurban oldum. Şu aşamada jandarmanın köylüyü topraklarından atması mümkün değil. Fuzulen işgalden
köylüye tahliye davası açabiliriz belki ama dava uzun süreceğinden pamuk ekimine gecikebiliriz. Dolayısıyla fabrikanın zararını karşılayamazsınız. Ne yapacağız peki? Nasıl kıracağız dirençlerini? İnsanları evlerinden attıramayız belki ama tarlaları derhal temizlettirebiliriz. Bu da bize vakit kazandırır. Ama bu zalimlik olmaz mı? Mahsulleri ziyan olacak hep. Serap Hanım, ciddiyetinizi anlayabilmeleri için biraz sert davranmanız gerekebilir. Yoksa köyüyle başa çıkmanız mümkün değil. Muzaffer olsaydı. İnanın bana Muzaffer de aynı şeyi yapardı. Bunca malı mülkü kimsenin canını yakmadan mı elde ettiğini düşünüyorsunuz? Pekala. Yasin Ağa'ya söyleyelim, göndersin traktörlere. Yasin Ağa'nın bu işin altından kalkabileceğini düşünmüyorum. Bence traktörlerin başına köylüyle baş edebilecek kurnazlıkta birisi lazım. Aklınızda biri var mı? Elbette. Traktörler geliyor. İşte vakit kaybetmemiş de Yusuf'lar. Elinizdekileri bırakmayın arkadaşlar. Bizi ezip geçemezler. Pısanın canına ilk ben okurum. Duydunuz mu? Yolumuzdan çekilin. Çekilmiyoruz Reşit. Buyur geç geçebiliyorsan. Bakın son defa söylüyorum. Yolumuzdan çekilin. Ya siz canınıza mı susadınız ya? He? Vallahi billahi bak günah benden gidiyor ona göre. Seni de Yusuf. Seni köpek soyu. Utanmıyor mu? Ya ne utanacağım ya? Bakın. Bu darla bugün temizlenecek. Ama sizin rızanız olup da temizlenecek. Ama siz böyle bön bön bakacaksınız gene de temizlenecek. O traktör az daha yanaşsın. Gerisini sen hesap et Reşit. Sen bana bak hele. Bu darla var ya bu darla. Bu darla Serap Hanım'ın. Tapusu onda. Sizin hükmünüz geçmez burada. Çekilmiyor musunuz? De hadi sür. De hadi sürsene. Milleti mezelim abi. Ve sür diyorum sana. Püh, senin kalıbına. İn aşağı. Ben kendim sürerim. İn. Bakın. Size son kez söylüyorum. Yolundan çekil. Çekilmiyor musunuz? Serap Hanım'a selam söyle. Yanındaki de Yusuf avukata da. Anlaşıldı mı Reşit Efendi? Teyze. Hayrola? Nereden böyle? Doktordan geliyorum. Doktordan mı? Niye ki ne? Şey için mi? Ne için mi? Hamileyim ben Pakize. Ben de yeni öğrendim. Yani sır değil artık. Tabii ki değil. Kemal de çok mutlu. Abo, oh ya çok sevindim yemin ediyorum var ya. Hadi hayırlı olsun bakalım o zaman. Hayırlı olsun Halide Hanım. Teşekkür ederim. Darısı başınıza o zaman. Amin. Hadi hoşça kalın. Hadi güle güle.
Dayı oluyorum kızım. Rahmetli Muzaffer dayım olsaydı o dayı olurdu. Ama o olmadığına göre buranın dayısı benim. Dayı, dur. İyi haberlerle geldin umarım. Vallahi beyim haberler pek iyi değil. Bunlara deli dolanmış. Traktörleri üstüne sürdüm ama bunlar Nuh diyorlar, peygamber demiyorlar. Bir adım geri atmadılar, öyle darlanın ortasında durup duruyorlar. Sen ne yaptın peki? Sürseydin üstlerine. Ben de öyle düşündüm ama şoförlere dinletemedim ki. Sonra da taşla, kayayla, kazmayla bizi kovaladılar. Bunlar zıvanadan çıkmış. Bir de şey çok ağrıma gitti ya. Nasıl söylesem ki, bunlar size de selam söylediler. Demek öyle. Bu mu senin iş bitiriciliğin? Çekil gözümün önünden. Vallahi beyim ben elimden geleni yaptım. Ama o Kemal, o onların elebaşı. O ne diyorsa onu yapıyorlar. Asıl o Kemal'in kafasını taşla kayayla ezmek lazım. Bir daha beceremeyeceğin işlere burnunu sokma Reşit. Selef Hanım seni boşuna ırgat yapmamış. Gelmişken bir şey istesem çarşıdan alın mı? Ne istiyorsun? Yün. Bebeğe harika öreceğim. Malum önümüz kış. Pekala. Ne renk olsun? Mavi olsun. Üç çile alsan yeter. Biz burada bekleriz seni. Olur. Alır gelirim. Tamam. Gördüm ya. Ne güzel bir oğlan bu Zehra. He ya. Gözleri de bana benziyor. Yok. Hamza'ma benziyor. Aslan parçası. Muzaffer Ali, bak bu senin deden. He ya. Ben senin dedenim. Ben senin dedenim. Sen de benim torunum. Kanımsın be pehlivan, kanım, kanım, kanım. Hadi, hadi gidelim otur. Zehra, Allah senden razı olsun. Artık ölsem de kalmayamam. Reşit yılanı nasıl da kuyruğunu kıstırdı da kaç tane? Bir daha gelsin öyle taşta sopayla kurtulamaz ha. Söyleyeyim. Yılmaz oğlum nasıl da günlerini gösterdik. Gelemezler artık yavrum. Sen arabada bekle oğlum. Kolay gelsin. Sizinle biraz görüşebilir miyiz Kemal Bey? Siz gidin, ben geliyorum. Buyurun, ne istiyorsunuz? Size bir teklifte bulunmaya geldim Kemal Bey. Buyurun. Görünen o ki, Serap Hanım'ın teklifine köylünün geri kalanı razı olmaya hazır. Ancak sizden çekindikleri için teklifi kabul etmiyorlar. Bakın, bu yaptığınızda hem kendinize hem de köylüye zarar veriyorsunuz. Teklifiniz nedir Orhan Bey? Sadede gelin. Size topraklarınızın ederi kadar para ödemeye hazırım. Dilediğiniz yerde istediğiniz toprağı satın alabilirsiniz.
Ancak bunun karşılığında siz de Serap Hanım'a karşı köylüyü kışkırtmaktan vazgeçin. Bunu kabul edeceğimi nereden çıkardınız? Bunca yıllık politik tecrübem bana şunu öğretti. Herkesin bir fiyatı vardır Kemal Bey. Bu çeki Serap Hanım adına yazıyorum. Dilediğiniz zaman gidip bankadan tahsil edebilirsiniz. Bunca yıllık politika deneyiminiz boşa gitmiş Orhan Bey. Herkesin bir fiyatı yoktur. Şimdi defolup gidin buradan. Bir daha da gözüme görünmeyin. Gidelim geceler Halide'cim. Böyle habersiz geldiğim için kusura bakma. Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Müsait misin? Tabii müsaitim. Buyurun lütfen geçin. Teşekkür istiyormuş. Halide'cim, bu konuyu sana açıp açmamak için çok düşündüm. Fakat Ankara ziyaretimde kulağıma hoş olmayan şeyler çalındı. Neyle ilgili? Aslında Orhan Demokrat Parti'den istifa etmemiş. Kumar yüzünden boğazına kadar borca batmış. Tüm varlığına el konmuş. İşin kötü yanı, borçlarını ötelemek için bazı çevrelerle yakın ilişkiye geçmiş, fayda sağlamaya çalışmış. İşte bu yüzden partiden ihraç edilmiş. Paşazade, emin misiniz? Bunlar doğru olabilir mi? Orhan inkar ediyor. Ancak ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu büyük bir rezillik, inanamıyorum. Orhan her zaman dürüstlüğüyle ön planda olan biridir. Ben de çok şaşkınım. Asıl başka bir mesele için geldim. Dün gece Serap Hanım'ın verdiği davetliydi. Orhan'ın Serap Hanım'a olan yakın tavırları dikkati nazarımdan kaçmadı. Her ne kadar Orhan gibi bir beyefendiye konduramasam da tüm olanlar doğal olarak biraz kafamı karıştırdı. Seher de bana boşanacaklarını söyledi. Serap'a olan ilgisinden dolayı oldukça rahatsızmış. Korkarım işler sandığımızdan daha karmaşık Halide. Sanırım Orhan, rahmetli Muzaffer'in yerini almaya çalışıyor. Kimsenin abimin yerine geçmesine ve topraklarımızın üzerine kurulmasına izin veremem. Biliyorum Halide'ciğim. Zaten o yüzden seni uyarma ihtiyacı duydum. Belki sen ona engel olup bir şeyler yapabilirsin. Sana söylemem gereken bir şey var Güllü. Nedir? Bugün çarşıda Halide'yi gördük. Bana ne bundan? Kemal Halide'ye niye dönmüş biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Kemal'in sana söyledikleri yalan değilmiş Güllü. Kemal seni seviyor, sevmesini ama. Ama ne? Halide hamileymiş. Belli ki Kemal o yüzden dönmüş Halide'ye. Mecbur kalmış yani. Hamile miymiş? Şimdilik jandarmayı savduk ama mahkemeden karar çıkarsa askere karşı mı duracak kardeşim? Mahkemenin sonuca varması yıllar sürer muhtar. Hey ya, bizim darlaların davası kaç yıl sürdüydü?
Ama Muzaffer başka türlü zorbalıkla bıktırdı, kaçırttı milleti. Serap o kadar bekleyemez. Şartlarımızı kabul edip uzlaşacaktır böyle durursak. Uzlaşmak için biz de bir şeyler vereceğiz elbet. Onu zamanı geldiğinde düşünürüz Hasan. Ya bu gece ya da yarın sabah traktörler gene gelirse ne olacak? İşimizi sağlama alacağız. Nöbet tutacağız. Bu gece Karacalar'ın hidayet bekliyor tarlayı. Sabah ezanla Yılmaz'la ben devralacağız nöbeti. Gelirlerse gelsinler. Bizim elimizde armut toplamıyor ya. Bak gördün mü, boş boşuna öfkeye kapılıp haksızlık etmişsin Kemal'e. Hem o köylülere de daha fazla eziyet etme Güllü. İşler iyice çığırından çıkmadan göster yumuşaklığını ha. Buyurun beyefendi, ahval olsun. Oo, Cemşir ha, bakıyorum keyfin yerinde. Belli oluyor mu? Vallahi bugün keyfim kızır. Buyur gel otur, iki kadeh de senden parlatak. Bir dahakine Cemşir ha. Bir dahakine. Ne var? Ne istiyorsun İbrahim? Bak hele. Demek aklın başına gelmemiş senin. Bir kafa daha çakayım mı? Ha? Alnının ortasına zaloğlu. İster misin? Belki o vakit anlarsın ne istediğimi. Yok. Bu dükkanlar sana zırnık çalışmıyor biliyor musun? Hadi şimdi yürü kalk git. Başka yerde arpalan. Ulan ağzın amma laf yapıyormuş lan senin. Ama kulakların sağır galiba. Ne dediğini işitmedin sen. Hadi malizine kaymadan uçlanma tizi. Bana bak. Paşan aşağı olmadan kes cazlamayı. Sana ne diyorum? Bu dükkandan sana zırnık çalışmıyor. Şimdi al al arkanı. Sokağın sonuna yaylana yaylana anca bulun zaten. Ulan! Alırım altıma seni peygamber gözü. Canına mı susadın lan sen kıtı bir yöz? Ne zaman palazlandın lan sen? Karşıma geçip böyle cak cak ötüyorsun. Karşında kim var ulan senin? Davulun lan! İbrahim ağa! Ayıp oluyor. Delikanlıkta böyle gariplerle uğraşmak var mı? Sen oğluna ettiğim iyiliği ne çabuk unuttun lan? He? İster misin o sımsık oğlunun ipini çekeyim? Oğlum muhafız bilerek yapıyorum. Bana saldırsın ki ne? Silah çektiğinde haklı olayım. Dur hele dur. Bana bak lan İbrahim ayısı. Bu dükkandan sana metalik çalışmıyor diyorum. Yürü kalk git hadi dükkanımdan. Dağıtayım mı lan burayı? He? Yerim senin dükkanında seni de. Allah'ın izniyle gidiyorsun lan. İbrahim ağa. Kurban olayım yapma. Cahilliklerine ver. Anlayamamışlar meseleyi. Kurban olayım yapma. İyi ya. İyi beller bugün. Unutmaz kime dalaştıklarını.
anladınız ulan? Bir daha size siktin seni burada iş yok. Anladınız mı? Duydun mu lan Zaloğlu? He, duydum. Sıkın sıkın. Siz bana sıkın, ben de ona sıkayım. Yürü git lan dükkanından. Nerede yürüdün? Bir kurşun, 50 kuruş İbrahim Efendi. Öyle değil mi? Kemal abi! Kemal abi! Kemal abi, ev yanıyor. Meryem teyze de içeride. Sen erkek olacaksın da o tetiği çekeceksin. Ramazan, yapma. Gözünü seveyim, yapma Ramazan. Ulan dur. Yetişin. Ulan gözünü seveyim, yapma Ramazan. Dur. Yetişin. Yetişin, yok mu? Hafız. Vuruldun mu erenler? Hafız. Hafız, 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 hafız. Hafız. Hafız durun. Hafız, hafız. Zemsina, arayın babayın başı çekin. Doktor ne bir şey çağır. Allah'ın sana git. Hafız. Hafız bakana bana. Hafız. Hafız beni duyuyor musun? Hafız beni duyuyor musun? Hafız. Hafız. Havuz buraya kadar gel kardeş. Havuz ben diyorum nerede? Havuz ben diyorum nerede? Havuz, havuz. Lan kimse yok lan! Ana! Kemal! Hadi çabuk olun, çabuk olun hadi. Haydi, haydi. Dur, dur. Hadi çabuk olun, çabuk olun hadi. Çekil, çekil, çekil. Ana, 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 bana bak ana, ana, ana bana bak ana. Ana konuşma ana, tamam ana. Ana tamam ana, ana konuşma ana, konuşma ana. Yılmaz, su getireyim. Ana, ana yorma kendini ana. Kurban ol bana, konuşma. Ana. Kemal. Ana, ana konuşma ana. Kurban olayım ana. Vasiyetim. Ana tamamdır. Ana. Canım pahasına da olsa toprakları verme. Ana vermeyeceğim ana tamam. Vermeyeceğim ana. Kurban olayım. Ana bana bak ana. Ana. Ana kurban olayım ana. O Gülcan. Bunun hesabını sor. Ana tamam konuşma. Ana kurban olayım ana. Ana, ana soracağım ana. Ana, ana bana bak ana. Ana, ana kız ana. Ana kurban olayım. Ana bana bak ana.